Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Lebi mod nasıl yüklenir onu göstereceğim. Peki Lebi mod ne diye sorarsanız arkadaşlar, şey arkadaşlar, Lebi mod ne diyeyim size, Minecraft değil de Pocavlancer için bir PvP peki. Ama bir tek PvP peki değil, hani başka pek olarak da hani kullanılabiliyor. Onu da belirteyim size. Şimdi bu arada bilgisayardan oynamıyorum. Sadece de mouse bağladım. Kablolu mouse bağladım. Onunla oynuyorum. İlk maçta buradan Google'a giriyoruz. Ve buradaki arama kısmına... Dur ne oluyor? Buraya tıklıyoruz. Buraya yazıyoruz ki bakın Lebimod. Benim şurada çıktı Lebimod. Sonra bakın en üstte Lebimod diye bir site çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Hemen bir saniye. Girsin bu şimdi. Şimdi bakın geldi. Buradan geliyoruz. Yükleye tıklıyoruz. Hiç virüsümüz yok arkadaşlar. Sonra buradan geliyoruz. Böyle bir site atıyor bizi. Alta iniyoruz. Burada bakın ücretsiz indir diye bir tuş var. Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bu yükleniyor. Hemen yükleyelim. Yükledikten sonra arkadaşlar benim burada olacaktı. Nerede? İşte bu. Bunun üzerine basılı tutuyoruz. Sonra buradan burada bakın şöyle şeyler gelecek. Buradan kopyalaya tıklıyoruz. Sonra buradan geliyoruz Dovlant'a tıklıyoruz. Dur ben şunu bir ters çevireyim. Sonra buradan Dovlant'a tıklıyoruz. Geliyoruz buradan. Cihaz hafızasına geliyoruz. Sonra buradan arkadaşlar geliyoruz. Android. Android'e geliyoruz. Sonra Data'ya tıklıyoruz. Buradan Pocavlancer'ı bulacağız. Benim iki tane Pocavlancer'ım var. Birisi eski Pocavlancer, birisi yeni Pocavlancer. Şimdi ikisini de gösteremeyeceğim için birisini de göstereceğim artık yani. Hani yapacak bir şey yok. Bakın bu Pocavlancer Debug. Yani bu benim bende şey olan, bu normal olan. Bu eskisi. Eğer sizde eskisi yüklüyse eskisine basıp buradan geleceksiniz. File'a tıklayacaksınız. Burada ben de yüklü zaten. Şurada bakın şöyle kağıt şeyine tıkladığınızda o olacak eskisinde. Sonra Dovlant'tan netktd'den bir de buna basıyoruz. Sonra buradan file'a tıklıyoruz. Sonra buradan bunu şey yapıyoruz. Buraya kopyalıyoruz. Ama zaten bu burada şey olduğu için, hani burada bir tane daha olduğu için iptal ettim zaten. Buraya ben yapıştırmışım. Sonra buradan çıkıyoruz. Sonra arkadaşlar bir daha Dovlant'a giriyoruz. Nerede Dovlant? Giriyoruz. Bunun üstüne basılı tutuyoruz. Lebimod'un. Sonra buradan kopyala deyip buradan cihaz hafızasına geliyoruz. Sonra cihaz hafızasından alta iniyoruz. Bu sefer mods'a kopyalayacağız. Pardon. Texture pack değil de hani şey kısmı. Buradan sonra geliyoruz. Bu arada bu nokta Minecraft'a girmeden önce şu ayarlara girip, pardon ayarlar neredeydi? Şuraya girip buradan bakın. Neredeydi? Dosya yöneticisine tıklayıp buradan gizli dosyaları açmanız gerekiyor. Açarsanız nokta Minecraft falan gözükecektir ama telefonunuzun Android olması lazım. Benim telefonum Android C7. Sizin Android olması gerekiyor. Neredeydi ya? Çok mu alta indim acaba? Tamam. Ya bu değil ya. Bu da değil ya. Allah Allah. Bunun için nokta Minecraft. Sonra buradan geliyoruz. Neredeydi o? PvP server. Server resource.
Buraya onu kopyalıyoruz. Ve bunu buraya kopyaladıktan sonra buradan çıkıyoruz. Ve bu burada işimiz bitti arkadaşlar. Sonra pojalancıra giriyoruz. Girdik. Sonra buradan siz buraya adınızı yazacaksınız. Şifre girmenize gerek yok. Oturumu açık tuta basacaksınız. Sonra çevrim dışı hesapla girine basacaksınız. Buradan siz giriş yapa tıklayacaksınız. Ama ben buradan hesabımı seçeceğim. Poyraz olarak. Sonra buradan yeni sürümde Installer Jar var. Buraya tıklıyoruz. Sonra kopyaladığımız şeyi buradan alıyoruz. Nerede? Android'e geliyoruz. Data'ya tıklıyoruz. Buradan alta iniyoruz ve buluyoruz. Pojabancı. Bir saniye. Arkadaşlar burada sesim geliyordur inşallah. Neyse. Şöyle alta iniyoruz. Burada arkadaşlar. Burası soğuk değil mi? Arkadaşlar özür dilerim. Sonra buradan bunu tıklıyoruz. Files'a geliyoruz ve buradan bunu alıyoruz. Tamam. Bunu açık yapın. Kapalı yaparsanız buradaki yazılar falan hiç gözükmez. Gözüksün. Gözüksün arkadaşlar. Okuyun siz de. Neyse buradan sonra bakın şurada çarpı işareti var. Buna tıklıyoruz. Sonra burada böyle bir ekran oluyor. Sizde fare olacaktır. Fareyi açıp kapatma tuşu falan işte. Sonra buradan siz gireceksiniz. Buradan bakın Minecraft versiyon diyor. Buradan bunu şurada ok var. Buna tıklıyoruz. Buradan istediğiniz sürümü seçiyoruz. 1.8.9, 1.12.2, 1.16.5. Ben 1.12.2'yi seçeceğim. Sonra buradan Next'e tıklıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bakın Addons diyor. Buradaki Addons'lardan modpack yükleyebiliyorsunuz. Evet. Peki nasıl yapıyoruz? Çok basit arkadaşlar. Buradan geliyoruz. Bakın. Item PSE falan buradan hani birkaç mod seçebiliyoruz. Ben item PSE2 seçeceğim. Optifine kalsın. Başka Voica chat'i seçeceğim. Custom My Menu Resource Packs 24. İşte ondan sonra Stinks Profile mod. Damage şey Lobby Key Strongest en önemlisi. Sonra buradan bakın Next diye bir tuş var. Buna tıklıyoruz. Tıkla abi. Evet burada bakın yazılar çıkıyor. Siz bunları aldırış etmeyin. Hani bunları okumanıza gerekiyor. Buradan install'e basmadan önce agree to the Terms of Service yazıyorum. Bakın şurada bir kutucuk var. Buna basıyoruz. Ve burada install'e tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bekliyoruz. Burada diyor ki install vanilla versiyon. Şimdi bu şey olsun. Bir açılsın. Ama bu arada oradaki bütün modları yüklerseniz açmayabilir. Daha az mod yüklemeye özen gösterin yani. Evet, şu yüklenene kadar bir videoyu durdurayım ben. Evet arkadaşlar yüklendi. Görmüş olduğunuz gibi yüklendi. Yüklenince arkadaşlar Success Fail diye bir şey çıkacak. Sonra buradan OK'a tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bakın burada sürümlerin en alt kısmına geliyorsunuz. Tıkla abi. Heh. En alt kısma geldikten sonra amma çok mod yüklemişim ben maşallah. Oha bu kadar mı? Bir dakika ben rastgele şuradan bir sürüm seçeyim. Heh, böyle daha iyi. Neredeydi o? Lobby mod 1.12.2 buraya gelecek abi. Sonra buradan oynaya tıklıyoruz. Evet. Sonra buradan skip'e tıklıyoruz. Ve açıldı arkadaşlar.
Burada benim seç tuşlarım var. Neden bu kadar çok seç tuşum var diye sorarsanız, God Bridge'i iyi çekebilmek isterseniz sizin için çekebilirim God Bridge. Çünkü öbür türlü şu şekilde God Bridge gerçekten çok yani şey oluyor. Hani böyle geri seç 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 gerçekten çok zor oluyor. Daha iyisi böyle parmağınızı gezdirerek yapmak. Bu arada bu hani şey modu var. Seçin modu var Play'nin. Çok fazla GPS yapıyor biliyorum ama o GPS moduna falan hiç gerek yok. Bu arada oyunun açılışı da değişiyor. Hiç gerek yok. Ben bunun yapılışını da göstereceğim. Bunun sayesinde artık Poja Launcher'da Minecraft'ta girdiğinizde artık çok iyi bir şekilde adama atak yapabileceksiniz. God Bridge'iniz iyileşecek. Ben son yıllarda God Bridge çekiyorum ama hani Minecraft P'de çok iyi çekemiyorum. Neden dersen aslında iyi bir Bridge'erim ben. Ama aşağı düşerim diye korkuyorum. Bir kere çok güzel gidiyordum. Tam yarısında giderken düştüm. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Lobby modda böyle bir de ekran değişimi de oluyor. Bakın böyle Options işte kaynak paketlerine bu arada buradan yükleyeceğiniz hani yüklemek istediğiniz pekleri yükleyebiliyorsunuz. Ben annemin telefonundan çok fazla pek yükledim. Hani 1.16.5'e girince fazla pek oluyor. Hepsi de PvP peki bu arada. Şu pek hoşuma gitti gibi ya. Bir yükleyelim bakalım. Belki güzeldir. Yüklüyorsunuz mesela. Şu pek mesela annemin telefonundaki Poja Launcher'da var biliyorum şu pekin. Bu arada arkadaşlar bilginiz olsun. Şeyde güncelleme geldi Zarciver'e bu dosya uygulamasına. Şimdi arkadaşlar şu yüklenene kadar pek yüklenene kadar ben bir videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar yükledi buraya geldi. Sonra biz buradan buna tıklıyoruz. Bu buraya geliyor. Jungle. Tamam. Şimdi buradan single player. O burada yabancı gösterecektir ama güncelleme geldi Lobby modu. İlk o yani şeyi böyle şey gösteriyor. Yabancı gösteriyor ama sonra kendi kendine ayarlı olarak Türkçe yapıyor. Sonra buradan yeni dünya adını bir şey koymanıza gerek yok. Yeni dünya oluştur diyelim. Video kaç dakika olmuş bakalım. 12 dakika. Çok değil aslında. Bekliyoruz. Bu arada buradan mouse tuşu var. Siz buna tıklayarak buradan bir mouse daha geliyor. Görmüş olduğunuz gibi ikili mouse. Ama eğer sizin kablolu mouse'unuz olduğu bir şekilde ikili mouse yaparsanız pek de önermiyorum yani. Çünkü bir şey tıkladığınızda X yani iki tane geliyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şurada GPS'in peki de var. Bakın Case Longest falan böyle bir yüklediğimiz pek. Yüklediğimiz. Görmüş olduğunuz gibi. Güzel yani. Bence ben beğendim. Burada hayatta kalmaya mı? Aa dur kastı. Dur 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 dur. Bu arada bu peki yüklediğinizde arkadaşlar şöyle skininizin de değişimi oluyor görmüş olduğunuz gibi. Şöyle göstereyim size. Bakın şuranızda küçük bir Steve oluyor. Görüyorsunuz ki. Bir de şuranızda Lobby modun şeysi oluyor. Logosu. Ama eğer diyelim ki diyelim eğer skininiz gitti. Skininizi yapmak istiyorsunuz. Şimdi skininize normal yükleyebilirsiniz de. Benim size hani isterseniz daha skin yapmayı bilmiyorsanız Lobby modda sadece de uygulanan bir şey göstereceğim arkadaşlar size. Evet bunun sayesinde artık skin yapabileceksiniz. Peki nasıl? Ayarlara giriyoruz. Buradan GUI diyelim. Şuradan şeye girelim. Hesap kısmına. Bakın buradan altta ekleye tıklıyoruz. Sonra buradan Mojang Account diyor. Buna tıklıyoruz. Ve buraya isim Gmail'ı diyor. Buraya geliyoruz. Dur şuradan key board'umu açayım. Buraya ben şimdi kendi adımı yazacağım. Poyraz diyeceğim.
He bakın offline oney. Oneley. Bakın burada slime kafa çıktı. Bu arada bir tane ünlü bir PvP'ci Slap diye bir YouTuber var ama İngiliz yani hani şey sanmayın. Türk sanmayın. Çok iyi. Heh, bakın geldi skin. Görüyorsunuz ki böyle skin geldi. Şuna şöyle zoom'dan bakalım. Görüyorsunuz ki bizim şöyle şu şekilde küçük detaylandırma olarak skinimiz oluyor. Gerçekten güzel bence. Hani slime olması benim hoşuma gidiyor yani. Şimdi size isterseniz küçük bir god bir çekeyim. Çekmek isterseniz yani çekeyim. Yine de çekeyim ya. Ama kasmaması için şuradan bir oyun modunu bir şuradan seçenekler. Bu arada lebi mod ayarlarına gelince buradan yetersiz bellek uyarısın. Bir dakika bu ne ya? Kapatalım. Ne ki acaba bu? Buradan yaptığımız peklerin ayarını falan işte. Bakın burada nerede? Eklentiler işte. Şuraya geliyoruz. Buradan yaptığımız pekler falan işte var. Custom Mine Menü. Mesela buradan Custom Mine Menü'nin buradan Settings'ine geliyorsunuz. Bakın burada Lobby diyor. Sonra buradan Lobby'nin şuradan okuna tıkladıktan sonra Matrix diyorum falan. İşte Matrix'te böyle Minecraft olarak üstte şurada gösteriyor. Ondan sonra işte üniversite. Üniversite benim en hoşuma giden şey. Bakın mouse'unuzu şöyle yaptığınızda böyle ekrandaki dünya da oynuyor. Üniversite. Pardon üniversiteymiş. Üniversite diye okumuş. Winter'da böyle yılbaşına özel. Yılbaşında kullanılan bir. Polygon böyle biraz daha değişik bir şey. Böyle ekranınızı canlı gibi göstersin diye. Sonra alfa var. Minecraft alfanın şeysi. Göstergesi. Tomila var. Bu arada çok kasıyor abi. Atacak gibi. Heh. Tomila var. Bu biraz kastırır. Custom da böyle normal. Lebi annemin telefonundaki Matrix tabletimdeki üniversite olarak kalsın. Evet. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi isterseniz menüde deneme yapabiliriz. Ama ben bir God Glitch. Onu kafaya taktım ben. Yapmadan gitmiyorum. Hemen şöyle bir üste çıkayım. Zıplama tuşu neredeydi lan? Heh. Şöyle üste çıkalım. Tamam şimdi şöyle gelelim. Shift'e basarak şöyle şuradan şuranın üzerine getirelim. Ya da şöyle daha iyi ya ben böyle yapmayı seviyorum. Bak abi direkt başladı blok koymaya. Ama yapabildiğim kadar çok da yani yapıyorum diyemem size. Başlıyorum hazırsanız. Hemen tak. Abi ekran sıkıntısı ya. Şunlara basayım derken ekrana şey oluyor. Bu arada daha farklı ayarları da göstereceğim size lobby modda. Modunuzun ayarı falan. Ya abi ekran sıkıntısı var ya. Şöyle yapıyorum, şöyle oluyor ya. Abi çok çok gerçekten şey insanı şey sinir eder. Bak envanter açıyor bak. Bu arada 3 blok iyi ha ben eskiden 3 blok da koyamıyordum. 1 2 blok koyuyordum, düşüyordum. Abi ya. Hı, düşme artık.
Yeter amına ya. Yeter ama artık. Aa, buradan biraz daha zormuş. Buradan deneyelim. Hazırım. Bam 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 bam. İki blok da iyidir. En azından kat vericim iyileşiyor. Bu şekilde. Heh. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hemen. Görüyorsunuz. Pekimiz. Bu arada şimdi ayarlara girelim. Arkadaşlar. Bakın ayarlarda zaten direkt eklentiler kısmında şey oldu. Burada mesela ayarlarını yapabildiğiniz var ya da yanlış yüklediniz diyelim. O peklerin şeyini silebiliyorsunuz. Ben ünitele tıklayarak. Burada DMS şeyin işte Head Animation, işte Wave Distance, Enabled, Scale falan, Distance, Scale falan. Bunları ben anlamıyorum ama neyse. Şimdi Item PC var. Speed'ini ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra işte burada Levy Case Longest'ten bu şunları renkli yapabiliyorsunuz. Evet, renkli yapabiliyorsunuz. Ama galiba bende yok ya. Sanırım. Dur şuranın 2 dakika mouse'unu açayım. Abi karıştı benim mouse'umla. Bir şeyler yazıyor ama sanırım olmadı. Neyse. Bir daha eklentilere gelelim. Optifine'ı falan ayarlama yok sanırım. Yoktu diye hatırlıyorum. Abi bu niye aşağı inmiyor? Aşağı insene kardeşim bir sen. Heh. Bu arada bizim arada bir duraksıyorum. Neden duraksıyorum diye soruyorsanız, çünkü bizim buraya iş makinesi gelmiş de arada bir ona bakıyorum. Ha, Resource Box 24. Settings Profile Not Vo. Bu ne abi? Bu chat'in herhalde şeysi. Aynen, mikrofon açma bu. Bak var ya, bu sunucularda iyi bir şey ha. Daha da yeni şimdi öğrendim. Acaba mouse'umla şey yapabilir miyim? God bless. Yok, yapamıyor. Daha zor. Olmadı. Yapamadı. Neyse, başka ne vardı? Bir şey daha vardı da neyse. Dur bir bakalım şöyle. Sohbet ayarları. Burada görüyorsunuz işte kalp animasyonu. Ben bir de artık bir Survivor'a geçip bir şey denemek istiyorum. Neredeydi benim şu God bir denediğim yerden düşüp ölür müyüm acaba? Acaba düşüp ölür müyüm orada? Bir çıkalım oraya biz. Bu arada bu peki size 1.8.9'da öneririm. Öneririm, tavsiyem odur yani hani size. Daha iyi bir şekil olması için. Hani ne nasıl diyeyim? Nasıl bir daha iyi bir şekilde olsun? Hani çünkü daha çok PvP peki olarak da oluyor ya. Şimdi bir dakika, oranın üstüne bir çıkayım ben. Şöyle bir çıkayım. Çıkıyor muyuz? Heh. Tamam. Geldi. Hemen şöyle sohbete. Keyboard açılmıyor değil mi? Heh, dur şimdi açılır. Açıldı. Slash. Aman. Gamemode. Game mode S. Şimdi düşeceğim. Bakalım olacak mı? Lan mouse mu? Hazırım. Süt.
Aga be, bir şey unuttum. Ya abi oradan düştüm ya. İşte kalp animasyonuna bakacaktım. Ya tüh. Ama bir dakika, şurada bir şey arayüz yok, eklentilerdeydi o. Benim şurada bir tane damage encryption'da bir şey olacaktı da. Ona baktım. Damage encryption'da. Abi Survivor sürekli buradan şey yapıp. Ha bu arada arkadaşlar, bir de şuraya bakın. Bir de şuraya şöyle değişik şeyler görüyor. Bakın sohbetin yanına. Ha buraya açıyormuş. Tamam, sohbette. Bura isim hikayesi. Ha burada bu ne bilmiyorum. Sohbet filtresi. Auto text. Auto text ne ya? Bu da sohbet mesajları. Abi gerek yok buna ya. Bir kapat şunu. Kapat ya. Bir dur. Bu arada bir dakika. Auto text ne ya acaba? Auto text. Bir daha tıkla. Acaba yazdıklarımı falan mı şey yapıyor? Neyse. Sohbet filtresi değil. Yok bu da değil abi. Hayır ya. Şuna isim için. Heh. Burada bakın emojiler işte. Buradan emojiler falan işte bir. İşte renklendirme falan yapabiliyorsunuz falan. Buradan bakın emojiler seçebiliyorsunuz falan işte değişik değişik işler var. Görüyorsunuz. Şimdi ben bir daha kendimi yüksek bir yerden düşüreceğim. Nasıl düşüreceğim? Tabii ki de yine Survivor'a geçmek zorundayım. Uf, sevmiyorum. Pardon, Creative'e geçmek zorundayım. Şu komutu yazmayı hiç sevmiyorum ya. Tamam. Hı. Ay ne oluyor abi dışarı, ne oluyor? Heh. Abi tamam. Geçelim şöyle şuraya. Şimdi abi F'den bakacağım kendime. F'ten. Ama kalp animasyonu. Bir de zehir iksiri alıp deneriz abi. Kalp animasyonu hiçbir şey anlamadım. Neyse. Ben bir daha sohbetten. Slash game mode. Game mode S. Hadi be, bir daha yazmak istemiyorum. Heh, tamam geldim. Şimdi şöyle bir 3RD'den Debug'dan bakalım. Bu arada iyi izleme baksana. Şimdi gidelim. Abi leşim meşim mi kalıyor acaba? Bir şey anlamadım ki abi. Bir daha bakalım. Bu sefer kendime zehir iksiri atacağım. Zehir iksiri sayesinde zehirleneceğim ve artık kalplerimin nasıl gittiğini de öğreneceğim. Hemen slash gamma mode game of C. Şöyle şuradan alalım mesela. Nerede mouse yok ha? Şuradan. Ya dur, iksirlerde iksir yapımı işte. Zehir. Aa dur, tam şuradaydı. Zehir iksiri. 1 dakika 30 saniye. Lig zehir. İçelim bence. Atmalısı var mı bunun? Bir de atmalısı olmuyordu. Bu hız. Bundan da şey alalım. Bir tane de anında hasar alalım.
Almadığımız bir şey kalmadı. Başka? Aa, dur şuradan anında hasar alayım. Tamam. Şimdi hemen sohbete girelim. Keyboard. Yazalım şöyle şuraya. Slash gamemode Survivor. Evet. Bakalım videoda. Uy, 30 dakika olmuş. Abo, kim izler bu videoyu, o kadar uzun çekmişim. İçsene kardeşim. Tamam, bu son olsun. Bunun hiç kalp animasyonu yok. Normal hasar işte. Bir de çok az veriyor. Biraz tık 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 diye versin. Şimdi ben hiçbir şey anlamadım. Dur bir dakika, şuradan bir resource pack'lere bakalım. Menü diyelim. Bu arada çalışmadı, dur. Apple'ı'ya basacaktık, değil mi? Burada multiplayer var. Nedense bende hiçbir server açmıyor. Gidelim mi şu servera? Girsin. Oturum açılmadı. Geçersiz oturum. Abi şuna hiç bağlanmıyor zaten. Çok bağlanmak istiyorum. Çok seviyorum şu Slaps'ın piyesini. Hatta az önce bahsettiğim ünlü PvP'ci bu adamdı. Ama çok bağlanmak istiyorum. Nedense bağlanmıyor arkadaşlar ya. Hay, ay, bir de sunucuya bağlanamıyor diyor. Gerçekten şunun demesine şaşıyorum. Çünkü çok kötü abi. Neyse, bir gün girersem yapacak bir şey yok. Bu arada 4 kişi oynuyor. 3 kişi falan oynuyordu bir aralar. Çok fazla kişi oynamıyordu. Abi 4 kişi çok. Ha, bu arada menüyü yaptık ya. Aa, buyurun. Bu işte. Görüyorsunuz böyle. Mouse'u oynattığınızda şöyle oluyor. Normal pajalan mouse'uyla yaptığınızda da oluyor. Normal mouse'uz yapsanız da oluyor. Görüyorsunuz bu şekilde. Neyse, bu videonun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.